Sevgili arkadaşlarım, denize gönül vermiş hanımlar. Yıl 1965, aylardan Ağustos, yağmurlu bir İstanbul sabahında ahşap bir yelkenli Caddebostan sahilinden demir aldı. İçinde sıra dışı bir kadın vardı. O da Alman anaokulunda rahatı keyfi yerinde genç ve güzel bir öğretmenken, çevresindekilerin hayret ve hayranlıkla karışık "Şehir hayatını bırakıp gitme deli misin?" uyarılarına hiç kulak asmadan, rahat hayatını ve güvenli geleceğini terk edip, sevdiği adamın yanında kaç yıl süreceği bilinmeyen, tehlikelerle dolu bir maceraya kelimenin gerçek anlamıyla yelken açmıştı. İstanbul'da, Kız Kulesi'nin karşısındaki salacakta, çıralı çamdan, galvanizli çiviyle yapılmış, sandal irisi bir tekneydi kısmet. Bugünkü denizcilerin normal saydığı bütün lükslerin hiçbiri onda yoktu. Ne vinç vardı ne otopilot. Ne GPS, ne buzdolabı, ne siperlik, ne tente. Odanın diktiği yelkenler, Sadun'un yaptığı çift dilli makaralarla, kenevir halatlarla, ahşap direklere kol gücüyle çekilip indirilir. El yekesiyle dümen tutulur. Acıkınca bir konserve açılıp odanın kek tenceresinde yaptığı ekmekle yenir. Havuzlukta güneşin veya yağmurun altında yaşanırdı. Kamera içini aydınlatmak için ve seyir ışığı olarak gaz lambası yakar. Hela için demir bir kova kullanır, hava koşullarına karşı sadece basit balıkçı muşambalarıyla korunuyorlardı. Tekne suya indiği ilk kış Büyükdere'de, İstanbul'un kış soğuklarında kar altında yaşarken, o da dikiş makinesiyle yelkenleri dikmiş, yağmurlar başladığında kısmetin güvertesinin kalafatı henüz bitmediği için sular kameraya damlamaya başlayınca yatak yorganı en ortaya toplayıp elinde şemsiyeyle üstlerinde oturup beklemişti. Üstüne üstlük ne birikmiş paraları vardı, ne herhangi bir gelirleri, ne de gelecek garantileri. Kısmetin inşası ve dünya turu için donatılması sırasında bütün paraları bitmiş, o da çeyizlerini bile satmış, paraya dönüştürecek hiçbir şeyleri kalmamış, ceplerinde adaya gidecek vapur parası bile yoktu. Bütün bunlara rağmen onlar, o yılların fakir ve mazbut, dünya ile iletişimi çok kısıtlı Türkiye'sine, ulaşılmaz ülkelerin, bilinmeyen adaların, bambaşka kültürlerin kapılarını açtılar. 1960'lar Türkiye'sinde televizyonun adı bile duyulmamıştı. Lambalı radyo her evde yoktu. Büyük şehirlerde basılan birkaç gazete dışında neredeyse hiçbir iletişim aracı yoktu. Hayat mecmuası dışında gazetelerde renkli resim basılmaz, ülkenin en zengin insanları bile Avrupa'ya seyahate gitmeyi kolay kolay düşünemez. Oda ve Sadun, yokluklar içinde, eşsiz bir cesaret ve binbir zahmetle çıktıkları bu serüvenden yolladıkları gazete haberleri ve döndükten sonra yazdıkları pupa yelkenle koskoca bir ülkeyi hayallere, cesaret edebilen bir avuç denizciyi de engin denizlere sürüklediler. Deniz aşırı uzak diyarlara, birbirinden ilginç ülkelere açılan penceremiz oldu. Ben 8,5 yıl okyanuslarda 57 ülkede yelken açtım. 5 yabancı dil biliyorum, yüzlerce denizci kadınla tanıştım, arkadaş oldum. Oda Hanım ayarında tek bir kadın tanımadım. 2017 yılında Güney Afrika'dan 5500 millik zor bir seyirle Martini'ye vardığımızda, onun dostlar aracılığıyla bizim için gönderdiği hediye paketi, içinde Türk bayrağı, badem ezmesi ve baklavayla bizi bekliyordu. Bu zarafet ve nezaket karşısında gözyaşlarımızı tutamadık. 2018'de Atlantik'i tekrar geçip İstanbul'da dizinin dibine oturdum. Yolculuklarımızdan konuşurken, zor anlarımda, İçimden şikayet etmek geldiğinde onu ve yaşadıklarını düşünerek kendimi frenlediğimi, hatırasıyla bana nasıl destek ve ilham kaynağı olduğunu söylediğimde şaşırdı. Kendini ve yaptıklarını o kadar hafife alıyordu, o kadar mütevaziydi ki, ben denizci değildim ki Sadun'a yardım ettim, hepsi o kadar diyerek gülümseyiverdi. 2012 Ağustos'unda onların da dünya turuna başladıkları Caddebostan sahilinden yola çıkarken, yanlarına gidip ellerini öptüğümüzde, sakin ve zarif gülüşüyle başındaki bandanayı çıkarıp bununla çok rahat edersin diyerek bana hediye etmiş, birkaç sene sonra da o eskimiştir diyerek yenilerini göndermişti. O bandanaları seyahatim boyunca koruyucu bir tılsım gibi hiç başımdan çıkarmadım. Denizlerde olduğum sürece hep bana Oda ablayı,
onun cesaret ve dirayetini hatırlatacak kıymetli bir anı olacak. İstanbul'da Göztepe sahilinde geniş ferah bir evde oturan, kapıda lüks arabası, evin önündeki sahilde hobi kette windsurfleri, 10 dakika mesafedeki marinada yepyeni yelkenlisi, Bağdat Caddesi'nde muayenehanesi olan, 14 kitap yazmış bir üniversite profesörü, Amerikan Hastanesi'nin doktoru, sakat çocukların tedavisi konusunda dünyaca tanınan, tıp kongreleri için dünyayı gezip konferanslar veren, 3 evladı, büyük ailesi, dolaplar dolusu kıyafet, ayakkabı, çanta, ıvır zıvır, şoförü, sekreteri, hizmetçisiyle kapitalist tüketim toplumunun en tepesinde çarkları fırıl fırıl döndüren, rahatı son derece yerinde bir kadın. Bendeniz işte bu oda ve Sadun Baron'un büyüsüne kapıldım. Her şeyi bırakıp onların izinde okyanuslara açıldım. Ama kendimi asla onunla kıyaslayamam. Benim gibi burada onun anısına toplanmış tüm kadınların hiçbiri, belki bir tek Zuhal hariç hiçbirimiz onun yaşadığı koşulları göğüslemedik. Ama elbette bizim de zorluklarımız oldu. Aslında hepimiz birer kahramanız. Kristin Karamanoğlu, bir yandan biri Mehmet'e, biri kucağında iki küçük çocuğa bakarken bir yandan da denizciliğini aksatmadı. Hatta gece nöbetlerini de kendime kalan yegane zaman diyerek severek tuttu. Zuhal Atasoy, daha 27 yaşında gencecik bir kadın, 8,5 metrelik teknede hamileliğini, lohusalığını yaşadı. Bebeğini Pasifik'te, Hint Okyanusu'nda, dalgaların koynundaki uzaklarda büyüttü. Elaine Salis, tam 14 yıl hayatını teknede geçirdi. Kian Sür, ilk dünya turuna çıktığında 27 yaşındaydı. Bilgisayar, navigasyon, denizcilik, balıkçılık, harika yemekler konularında o kadar becerikli oldu ki tanıdığım hiçbir denizci kadın onun eline su dökemez. İkinci dünya turuna da kocasını o ikna etti. Türkan Yönel, önce 6 yıl boyunca uğraşarak partneriyle birlikte çok eski bir tekneyi diriltti, denize çıkabilir hale getirdi. Hiçbir denizcilik bilgisi olmamasına rağmen yola çıktı, korksa da yorulsa da turunu yılmadan tamamladı. Ayça Kirişlioğlu da aynı şekilde. Hemen hiç denizcilik bilmeden, herkes siz Yunan adalarına kadar bile gidemezsiniz diye onu küçümserken yola çıktı, başardı, üstelik kitabını da yazdı. Elif Yurt bulmuş. Bir tekne kazasında kalçasını kırmasına, 2 ameliyata, aylarca tekerlekli iskemlede yaşamasına rağmen kalçasında protezle yola çıktı. Yolda da eşi rahatsızlanınca Hint Okyanusu gibi zor bir denizde teknesini kendi başına kullandı. Ebru İşletici de ailesini, işini, evini bırakırken hiç tereddüt etmedi. Yolda korsan saldırısına bile uğradı ama pes etmedi. Gördüğünüz gibi hepimiz birer kahramanız. Cesareti ve kişiliğiyle bizleri efsunlayan Oda Boron'un izinde okyanuslara çıkıp dünyayı dolaşıp ülkeye dönmüş, anlatacak güzel öyküleri olan kadınlar. Bizler gibi denize gönül verip eşi Derek'le birlikte kameraya giriş merdiveni otopilotu olmayan küçük saç tekneleri Blue Bell ile yola çıkan, Atlantik'i dümen başında aşan, eşinin vefatı nedeniyle dünya turunu yarıda bırakmak zorunda kalan ama Okyanusta Bir Türk Kızı adlı kitabıyla hepimizi büyüleyen sevgili Hülya Ley, bugün tatlı dili ve güler yüzüyle sohbetimizi yönetecek. Şimdi huzurumuzda dünya turu yapmış kadınlarımız. Merhaba, ben Christine Karamanoğlu. 1952 yılında İngiltere'de doğdum. Gençliğimde dünyayı görmek için seyahat etmeyi severdim. Bu seyahatlerimden biri beni Türkiye'ye getirdi. Burada eşim Haluk Karamanoğlu ile tanıştım. Haluk gençlikte yıllarında Oda ve Sadun Baron'u yaptığı dünya seyahatinden çok etkilemiş. Kendisi de bir gün böyle bir seyahat yapmak istediğini hep bana anlatırdı. Evlendikten sonra ben de bu hayale ortak oldum. 1984'te 49 feet çift direkli İsveç yapımı Halberg Rassi markalı Deriska isimli yelkenli teknemizle İngiltere'den Türkiye'ye 2 yaşındaki oğlumuz Derin ile beraber seyahat yaptık. Bu benim ilk uzun seyir tecrübem oldu. Daha önceden yelkeni tecrübem olmadığından bir yandan da tekne miço olmayı öğreniyordum.
Bundan sonra teknemizle Türkiye'de kısa ve uzun seyirler yaptık. Böylece teknede çocuklu hayata dair bir fikrim oldu. 1987'de kızımız Deniz'le dünyaya gelmesiyle ailemiz tamamlandı. Bir yıl sonra eşim teknemizle dünya seyahatine çıkmayı teklif edince nasıl bir macera olacağı dair iyi bir fikrim vardı. 1988 senesinde Rizka ile İstanbul'dan ayrılarak yolculuğumuz başladı. Yola çıkarken bir dünya seyahatinden ziyade uzun bir seyir çıkıyormuş gibi hazırlık yaptık. Ailemiz ve yakın dostlarımızdan başka kimseyi söylemedik. Toplam 5 yıl süren dünya seyahatimizde 42 bin deniz mil yol katlettik ve 30 aşkın ülkeyi ziyaret ettik. Merhaba, ben Zuhal Atasoy. Uzaklar Yelkenlisi ile 1992-97 arasında Osman Atasoy ile birlikte dünya seyahati yaptık. 5 yıl süren bu yolculukta yaklaşık 40 bin deniz mili yol aldık. Çoğu ada ülkesi olmak üzere 30'un üzerinde ülke dolaştık. Yolculuğu anlatan 53 bölümlük bir belgesel hazırlandı. Ve Atasoyların Dünya Seyahati Uzaklar isimli bir kitap yazıldı. Uzaklar artık karada Pasköy Koç Müzesi'nde sergileniyor. Merhaba, ben de Deniz Atasoy. Annemle babamın yaptığı bu yolculuk sırasında 1995'te Yeni Zelanda'da dünyaya geldim. Hayatımın ilk 2,5 yılı denizde, teknemiz uzaklarda geçti. Döndükten sonra denizle olan bağım tamamen kopmadı. Hayatıma optimist girdi. Evet, bizim hikayemiz özetle böyle. Ömrünü denizlere adamış denizci kadınlara ve tüm deniz sevdalılarına selam olsun. Kadın denizcilerin örnek aldığı değerli Oda Boro'muzun anısına saygıyla. Benim adım Elaine Salis. Amerikalıyım. Eşim Mehmet Salis, Türkiye vatandaşı. Teknemizin adı Zarafet idi. Aslında eşim ona benim göbek adım Grace vermek istemiş. Ama teknemizin bayrağı Amerikan idi. En azından ismi Türkçe olmalı diye düşündüm ve Grace'i Türkçesi olan Zarafet'e çevirdik. 1995'te başlayarak 2009'a kadar 14,5 sene dünyaya Zarafet ile dolaştık. Amacımız hızlı bir dünya turu değildi. Değişik yerler ve kültürler tanımak istedik. Sadece kendi teknemiz ile varabileceğimiz izole adalar ve yerler görmek istedik. Baş başa olmak istedik. Ve rüya gibi bir hayat gerçekleştirdik. Gittiğimiz yerlerin çoğunda otel, restoran, hatta insan yoktu. Beğendiğimiz koylar, adalar, resiflerde bazen haftalarca demirde kaldık. Bu güzel yaşam tarzını bırakmak istemedik. Ama çok yaşlanmadan tekrar kara hayatına alışmak iyi olur diye düşündük. O nedenle Türkiye'ye döndük ve yerleştik. 2010'da Zarafet'imizi gözlerimde yaşlarla sattık. Şimdi biz Ayvalık'ın civarında kurduğumuz bir hobi çiftliğinde yaşıyoruz. Zarafet ise üçüncü sahipleri ile şu anda Karayipler'de geziyor. Merhaba, ben Hatay'a Su. Yakın çevrem bana Kiyan diye hitap ediyor. Katamaran teknemiz Maşans'la ekibim Alim Su ile beraber Eylül 2003'te Fethiye'den çıkıp klasik batı rotası takip ederek dünya turu yaptık. Sırasıyla Akdeniz, Cebeli Tarık, Kanarya Adaları, Atlantik Okyanusu, Karayipler, Panama, Galapagos Adaları,
Pasifik Okyanusu, Pasifik Adaları, Avustralya, Endonezya, Malezya, Tayland, Maldivler, Yemen ve Kızıldeniz üzerinden hasiran 2008'de Türkiye'ye döndük. Bu seyahatimizin anılarını eşim Alim ve benim katkılarımla hazırladığımız Hayallere Yelken Açtım isimli kitapta paylaştık. İlk turumuz Maşanzi ile Avustralya'dayken eşime teknemizi büyütüp bir daha çıkalım mı dedim. O da hemen atladı ve 2013 yılında daha büyük bir katamaran olan Island Fling teknemizle tekrar yola çıktık. Hemen hemen ilk turun aynı rotasında gittik ve teknemiz Tayland'da bizi bekliyor. 30 civarında ülkeler ziyaret ettik. Toplam 50-60 bin deniz milli uzak yol seyahatim var. Bize ilham kaynağı olan Oda Boru ablamız ve Sadun abimizi her zaman özlemle anlıyoruz. Mekanı sonsuz maviliklerde olsun. Merhabalar, ben Ayça Kirişçioğlu. Eşim Levent Kirişçioğlu ve teknemiz Yol ile 2004-2007 yılları arasında bir dünya seyahati gerçekleştirdim. Seyahat öncesi ikimiz de İstanbul'da çok uluslu firmalarda satış ve pazarlama alanında çalışıyorduk. Tekneyle dünyayı dolaşmaya karar verdikten sonra ilk önce eşim işini bıraktı. Teknemizi bulmak, gerekli uzak yol deneyimini edinmek ve teknenin hazırlıklarını yapmak onun görevi oldu. Ben mümkün olduğunca son ana kadar profesyonel hayatta kalıp yola çıkıncaya kadar ki düzenimizi devam ettirme işini üstlendim. Ben de işten ayrıldıktan sonra yolu Marmaris'i getirdik ve son hazırlıklarımızı orada tamamladık. 2000-2004'te ailelerimiz ve yakın 3-5 arkadaşımız dışında hiç kimseye haber vermeden Marmaris'ten ayrıldık. Benim denizciliğim sıfıra yakındı. Eşimin de 3-5 senelik yelkenciliği vardı. Onun için pek çok kişi bu projeyi gerçekleştiremeyeceğimizi düşündü. Bizim hayalimiz Sadun ve Oda Boran'ın izinden gitmek ve bir hır suyuna değil ama dünyayı görmek için gezmek ve deniz üstünde yaşarken farklı kültürleri tanımaktı. Yolun ne kadarını yapabiliriz ya da yapabilir miyiz diye bir iddiamız yoktu. 2 sene 7 ayın sonunda 30'u aşkın ülkeyi dolaşmış olarak tekrar Marmaris'e geri döndük. Her şeyi kontrol altında tutmaya çalıştığımız şehir ve iş hayatından sonra denizde yaşamak, doğayla baş başa olmak bize çok şey öğretti. Hayata bakışımız ve önceliklerimiz değişti. 2007 Mayıs ayında Türkiye'ye döndükten sonra Eylül 2008'de kızımız Derin aramıza katıldı. Hamileyken yazdığım kitabım Yol, Derin'in doğumundan kısa bir süre sonra İnkılap Kitabevi tarafından basıldı. Bizim gibi pek çok Türk'ün dünya denizlerine açılmasına sebep olan, bize seyahat öncesi ve de sonrası destek olan Sadun ve Oda Boru'yu burada bir kez daha sevgi ve saygıyla anmak isterim. Merhaba, ben Türkan Yöney. 2005-2008 yılları arasında yol arkadaşım Kerem Tay'la ve kedimiz Sarı Tekir Oğlan'la birlikte yelkenli teknemiz Katama'yla klasik rotayı takip edip sürekli batıya giderek 2 yıl 10 ay sonra başladığımız yere Marmaris Bozburnu'na döndük. Katama denizci ve uzak yolcu bir saç tekneydi ama yaşlıydı ve 9 yıl Marmaris'te bir marinada terk edilmiş epey yıpranmıştı. Onu satın alıp yüzer gezer hale getirmemiz 6 yılımızı aldı. Kısıtlı imkanlarla böyle bir işe kalkıştığımız için herkes bize deli gözüyle bakıyordu. Ama yılmadan bu yolculuk için hazırlandık. Bu oldukça sancılı bir süreçti ama bizden önce yapanlar bize esin kaynağı olmuşlardı. Sadun ve Oda Boru'nun hikayesini zaten okumuş ve ulaşılmaz bir serüvenmiş gibi anılarımıza yerleştirmiştik. Bozburun'da dünya denizcileriyle tanışma, hikayelerini dinleme ve onlara imrenme başladı ve olan oldu. Değerli şairimiz Atilla İlhan'ın şiirlerini okuyup da denize ve uzaklara özlem duymamak mümkün müydü? Onun zincirleme rubailerinde dediği gibi, yalnız ve sessizce çıkabilmek için en son yolculuğuna da bin yelkenliye git, kaybol okyanusun dağ dağlı ufkunda, başkasının doğrularına ne kadar sahip çıkayım desen desen, nasıl olsa öleceksin kendi yanlışlarının doğrusunda. Öyle de oldu. Ufuk çizgisinden başka hiçbir şeyin görünmediği koca deryanın ortasında gitmek, özellikle de kıyı ışıklarının görünmediği gece seyirlerinde gerçekten biraz ürkütücüydü. Ama alıştık ve bütün telaş, yürek çarpıntıları, acabalar, korkular geride kaldı.
En yakın karaya yüzlerce, binlerce mil uzakta akıp gitmek gerçekten müthiş bir deneyim oldu. En çok da uzun geçişleri, yani okyanus geçişlerini sevdik ve özledik. Bunu yaşayabildiğim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Döndüğümüzde dümen suyumuzda 28 bin deniz mili, bir sürü biriktirilmiş güzel anı ve insan vardı. Zenginleşmiştim. Ben Doktor Nadire Berker. Eşim Selim ve teknemiz Keyif'le 2012-2018 yılları arasında dünya turu yaptık. Hala Keyif'te yaşıyoruz. Her yıl Atlantik Okyanusu'nu geçerek kışları Karayipler'de, yazları Akdeniz'de geçiriyoruz. İlk teknem 12 yaşındayken babama yalvar yakar aldırdığım 4 metre bir sandaldı. 15 yaşında komşumuzun piratında yelkene başladım. 1980'lerde hantal boardlarda yalnız başıma windsurf öğrendim. 1992'de oğlum 2 aylıkken ülkemizin ilk yelken kursunun, İstanbul Yelken Kulübü'nün ilk öğrencisiydim. Düğünümde gelen altınları satıp 1996'da ahşap folkboat bademi yaptırdım. Profesör oldum. Selim'le birlikte meslek hayatımızı bedensel engelli çocuklara adadık, kitaplar yazdık. Bir yandan da kürekçi oldum. Hobbycat ve windsurf'ü ilerlettim. 3 çocuğum ve Selim'le önce Forsa, sonra Anka ve ekip teknelerimizle Ege ve Adriyatik'in her köşesinde yaz kış yelken açtık. Çocuklar yuvadan uçunca mesleğin zirvesinde olmamıza rağmen her şeyi bırakıp evimizi boşaltıp eşyamızı dağıtıp Fransa'ya gittik, Keyif'e yerleştik. Önce Sen Nehri'ne girip Avrupa'yı batıdan doğuya nehir ve kanallardan geçtik, Karadeniz üzerinden İstanbul'a geldik. Sonra Akdeniz, Atlantik, Panama kanalından Pasifik, Polinezya üzerinden Yeni Zelanda'ya vardık. Burada 6 ay yaşadık. Yeni Kaledonya'dan geçerek Endonezya'ya geldik. Bedensel engelli çocuklara baktık. Hekim ve terapist eğitimleri yaptık. Singapur, Tayland ve Maldivler'den sonra Rodrik, Mauritius, Reunion adalarına uğradık. 8 yaşından beri hayalini kurduğum Madagaskar, sonra da Güney Afrika'da aylar geçirdik. Ümit Burnu'nu balonla geçerek Saint Helena üzerinden Karayiplere döndük ve Azorlara uğrayarak ülkemize geldik. Sefer sırasında İngilizceye ek olarak Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Endonezyaca öğrenerek hem yerli halkla hem de bizim gibi yelkencilerle arkadaş oldum. Önceki hayatımda okuldan, televizyondan, farklı lisanlarda okuduğum binlerce kitaptan gıyaben tanıdığım dünya toplumlarını içlerinde uzun süre yaşayarak, dillerini öğrenip onlarla konuşarak, gözümle görerek anlamaya çalıştım. Sömürgeciliğin, köleciliğin, ırkçılığın hala acımasızca dünyayı şekillendirmekte olduğunu ve akıl süzgecimden geçirmeden yazılanlara inanmamayı öğrendim. Ben Elif Keskin Yurt Bulmuş. 21 Eylül 2014 tarihinde Marmaris'ten Balıkçıl adlı 14 metrelik yelkenli teknemizle eşim Mustafa Yurtbulmuş'la beraber dünya turuna çıktık. Dünya seyahatimiz süresince 58 ülke, yüzlerce ada, 5 kıta, 5 okyanus geçişi, 4 ekvator hattı geçişi, 50 bin deniz milinin üzerinde yol kat ederek 5 yıl sonra çıkış limanımız olan Marmaris'e 21 Eylül 2019 tarihinde tekrar geri dönerek dünya seyahatimizi sonlandırdık. Şu an hala Marmaris'te yaşıyoruz ve teknemiz Balıkçıl hayatımızın en önemli kısmını oluşturmaya devam ediyor. Bu seyahatten döndükten sonra uzun bir süre teknemizi toparlamakla geçti ve arkasından tabii ki kara yaşantısına adapte olmak, tekrar karada bir düzen oluşturmak bir miktar vaktimizi aldı. Daha sonrasında iş hayatına geri dönme kararımla beraber bu seyahate çıkarken bıraktığım kariyerime 5 yıl sonra başladığım yerden devam ettim ve şu anda Türkiye'de bir zincir oteller grubunda turizm sektöründe
genel müdür olarak iş hayatıma devam etmekteyim. Selam, ben Ebru İşletici. Eşim Nurettin'le birlikte hayalimizi gerçekleştirmek üzere Sağcık Teosmarna'dan 2016 yılının Haziran ayında yola çıktık. Genellikle ilk dünya seyahati yapanların tercihi olan klasik rotaya Cebel Tarık'tan çıkarak başladık. Kanarya Adaları ve Kapa Verde'den sonra Atlantik seyrimizi 13,5 günde tamamlayarak Barbados'a demir attık. Karayip Adaları'nın bazılarını gezip Hollanda Antilleri, Kolombiya ve San Blas'ı ziyaret ederek Panama'ya vardık. Heyecanlı Panama Kanalı geçişimizden sonra ticaret rüzgarlarını beklemek üzere Ekvator ana karasına gittik. 3600 millik en uzun seyrimiz olan Pasifik geçişini 24 günde tamamlayıp bizim için Fransız Polinezyası'nın en güzel adası olan Fatuhiva'ya tiara çiçeklerinin unutamadığımız müthiş kokusu eşliğinde demir attık. Cook Adaları, Niue, Tonga, Fiji ve Vanuatu'dan sonra Avustralya'ya geldik. Sırasıyla Endonezya, Singapur, Tayland ve Malezya'yı ziyaret edip Hint Okyanusu seyrine başladık. Sri Lanka ve Maldivler'den sonra dünyanın en tehlikeli korsan bölgelerinden biri olan Golf Aden'i geçerek Kızıldeniz'e giriş yaptık. Yolculuğumuzun son evresinde Eritre, Sudan, Mısır ve Süveyş kanalına geçerek Akdeniz'e ulaştık. Marmaris'ten ülkeye girişimizi yaptıktan sonra 20 Nisan 2019'da yuvamız Teosmarina'da çıktığımız noktaya tekrar girerek dünya turumuzu tamamlamış olduk. Toplam 2 yıl 10 ay süren seyahatimizin yaklaşık 6 ayı seyir halinde 28 ayı demirde ya da limanlarda geçti. Sonuç olarak 35 ülke ve birçok ada ziyaret ettik. Bizi merak edenler için neredeyiz, ne yapıyoruz bilgi ve anılarını web sitemiz kozayat.com'da yayınlamaya çalıştık. Ve kızımız Koza dönüşümüzü ve dönüşümümüzü güvenle sağlayarak adının hakkını vermiş oldu. Hayalimizin yelkenli tekneyle yapılabileceğini bize gösteren hepimizin öncüsü, sevgili Oda ve Sadun Boro çiftine sonsuz saygılarımızla. Teşekkürler. Merhaba. Ben Ayferer, naçizane dünya turu yapan denizci kadınlardan biriyim. Ama zannetmeyin önceden denizciydim. Hoşun dediğimiz değilim. Ömrümün 5 senesini denizde geçirdim. Doğal olarak edindiğim tecrübelerle denizci oldum. 1993-1998 arasında yaptım bu turu. İsveçli erkek arkadaşımla. Dünya turu diye başlamadığımız ama sonradan dünya turuna dönen bir yolculukla devam etti. Genelde herkesin takip ettiği rotayı takip ettik ve bitirdik. Bazı ülkelerde 8 ay, bazı ülkelerde 1 hafta kaldık. Gezimi tekrar yapar mısınız diye bana sorsanız, biraz yaş almış ve biraz da kilo aldım. Bunun için mümkün değil. Söylediğim gibi ben denizci değilim. Tekstil sektöründe çalışıyordum. Tasarımcıydım. Denizle ilgili bir kulüpte yüzme hocalığı yapmaktan ve deniz doğal olarak yüzmekten ileri gitmezdi. Ama çok özgürlük olduğum ve ani kararlar vermekten hiç korkmadığım için bu yolculuk da bu yüzden yapıldı. Gençlere tavsiyem korkmayın. Keşke diyeceğinize yapın gitsin.